Bugün Direct Admin panelden yeni bir kullanıcı eklemeyi öğreneceğiz. İlk olarak ana sayfada bulunan yeni kullanıcı ekle butonuna tıklıyoruz. Ardından karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada eklemek istediğimiz kullanıcı adını belirtiyoruz. Daha sonra bu kullanıcı adı için bir de mail adresi yazmamız gerekiyor ve bir de şifre. Daha sonra bu kullanıcı adı için bir de domain belirtmemiz gerekiyor. Buraya tabi siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada kullanıcının paketini belirleyeceğiz. Paket oluşturmayı daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Buradan uygun olan paketi seçtikten sonra gönder butonuna tıklıyoruz. Ve işlemimiz gerçekleşiyor. Evet, şu anda hesabımız oluştu. Siz de bu şekilde oluşturduğunuz paketlere yeni kullanıcılar ekleyebilirsiniz. Bugün Direct Admin panelden yeni bir kullanıcı eklemeyi öğreneceğiz. İlk olarak ana sayfada bulunan yeni kullanıcı ekle butonuna tıklıyoruz. Ardından karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor. Burada eklemek istediğimiz kullanıcı adını belirtiyoruz. Daha sonra bu kullanıcı adı için bir de mail adresi yazmamız gerekiyor ve bir de şifre. Daha sonra bu kullanıcı adı için bir de domain belirtmemiz gerekiyor. Buraya tabi siz istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Burada kullanıcının paketini belirleyeceğiz. Paket oluşturmayı daha önceki videolarımızda anlatmıştık. Buradan uygun olan paketi seçtikten sonra gönder butonuna tıklıyoruz. Ve işlemimiz gerçekleşiyor.